kesinlikle muhaliflerle veya şu anda Türkiye'de bulunan sığınmacılarla ilgisi olmadığını da tespit etmiş bulunuyoruz. AKP hükümeti Reyhanlı'daki bombalı saldırıların ardından Özgür Suriye ordusunu aklama çabası içine girdi. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin Hatay'da kamera karşısına geçti ve saldırıyı değerlendirdi. Hem yürümekte olan çözüm sürecini provoke etmek ve özellikle de burada insani amaçla misafir edilen, barındırılan insanları da buradaki insanlarla karşı karşıya getirmek, onları tahrik etmek amacına yöneliktir. Güler saldırının Özgür Suriye ordusu tarafından yapılmadığını savundu. Kesinlikle muhaliflerle veya şu anda Türkiye'de bulunan sığınmacılarla ilgisi olmadığını da tespit etmiş bulunuyoruz. Almanya'da TRT canlı yayınına katılan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da saldırıyı Özon'un yapmadığını söyledi. Bu eylemin Suriye muhalefetiyle ya da mültecileriyle, bize sığmış mültecilerle hiçbir alakası yoktur. Tamamıyla Suriye rejimiyle iltisaklı ve Türkiye'de eskiden beri terör faaliyeti yapmaya dönük olarak örgütlenmiş bazı yapılarla ilgilidir. Yani bunun net olarak bilinmesi gerekir. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay da saldırıda Suriyelilerin hedef olduğunu iddia etti. Suriye istihbaratıyla irtibatlı bir terör örgütünün irtibat bu konuyla ilgisi tespit edilmiş ve kişiler de belli oranda tespit edilmiş diye ifade etmiştik.